Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size CNC makinemde yapmış olduğum güncelleştirmelerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bir önceki CNC videomu izlediyseniz orada miller indüksiyonlu krom mil ama 8 milim çapında oldukları için esneme yapıyorlardı. O da sağlıklı bir kesim ve çalışma imkanı vermiyordu bana. Hem onları değiştirdik, hem bir önceki CNC'de motorumuz 300 watt'tı. Şimdi 500 watt'a yükselttik bunu. Ondan sonra dediğim gibi milleri değiştirdik. Yataklı mil aldık, 16 milimlik. Z ekseni içinde yine yataklı mil kullandık ama bunlar 12 milim. Bir sorunum oluyordu. Bunu bayağı bir araştırdım. İşlem yaparken makine herhangi bir yerinde işlemin duruyordu. Araştırdım. Topraklama hattının sıkıntılı olduğunu öğrendim bu tarz hata alanlarda. Onun için bir CNC kasamızdan bir topraklama hattı çıktım. Şurada görünen direkt toprağa bağladım. Bir de motorumuza toprak hattı, şasesine toprak hattı bağladım. Onu da yukarıdaki LED trafo yardımıyla toprağa bağladım. Bunları aldık, taktım. Bunlar da elektrik parazitlerini gidermede yardımcı oluyor. Ferit nüve diye geçiyor herhalde. Ondan sonra kablomuzu değiştirdim. Biraz daha kalın bir kablo kullandık. 500 watt motor olunca step motorlarımızın kablolarını kablo çorabıyla kapladık. Yine bunlara da ferit nüve taktık. Kaplinlerimizi değiştirdim. Bir önceki kaplinimiz esnekti. Ufak bir boşluk oluşuyordu. Bunlar boşluksuz kaplinler. Direkt gücü aktarıyorlar. Ondan sonra başka, evet, şeyi değiştirdik. Şu anda gözükmüyor bilir. Şöyle yapalım. Motor sürücümüzün motoru süren LED trafoyu değiştirdik. Bu biraz daha stabil çalışıyor. Diğeri biraz sıkıntılıydı. Bunun da sağ sol yön tuşları var. Hem sağa hem sola döndürebiliyoruz motoru. Harici olarak tabi. Yaptığım denemelerde çok güzel pürüzsüz kesimler yaptı. Bakalım, inşallah sıkıntı çıkmadan kullanırız. Başka anlatacağım bir şey şu an için yok. Alüminyum da deneyeceğim zaten. Şu anda mesela hiç boşluk yok. Öbüründe bir önceki versiyonda böyle bastırdığımız zaman esneme yapıyordu. Mil tutucular ve aradaki o 8 milimlik milin ince olması nedeniyle ortada boşluk oluştuğu için esneme yapıyordu. Fakat bu bayağı bir güzel oldu. Beğendim. Şu anda hiç oynama yok. Aşağı yukarı kasanın kendi oynama şeyi var. Onun haricinde dediğim gibi şu topraklama şeyi önemli. Siz de bu tür hatalar alıyorsanız, çalışmanın herhangi bir yerinde motor duruyorsa, program kilitleniyorsa, bu topraklama konusuna bir değinmenizi öneririm. Çünkü topraklama iyi olmazsa motorun veya şasenin vermiş olduğu geri elektriği kartta sıkıntı çıkarıyor. O da kitlemeye neden oluyor programı. Şu anda bunu yapalı herhalde bir hafta 10 gün oldu. Bir haftadır daha henüz bir kitleme olmadı. Çalışmalarda sıkıntı yok. Siz de bu topraklama hattına dikkat edin diye öneriyorum. Şöyle yakından da çekeyim de net olarak görün neler olduğunu.
İşte gördüğünüz gibi buradan şaseden sadece toprak çıktık. Direkt toprak hattına bağladık. CNC'nin şasesinden çıkan toprak. Bu da motorumuzun şasesinden çıkan toprak. Bu motoru AliExpress sitesinden aldım. Kömürleri değiştirilebilir versiyonu. Gördüğünüz gibi bunlar artı eksi uçlarımız, bu toprak hattımız, Clemens'le hatta bağladık. Şöyle şeyi de göstereyim size. Motor sürücümüzün görüntüsü. Bu 48 volt veriyor. Bu da artı eksi uçlarını döndürerek sağa ve sola dönmesini sağlıyor motorun. O yönden iyi oldu. Şimdi bir deneme yapalım. Önce motorumuzu bir açalım. Sonra şu anda sıfırda. Şimdi bakalım motor hareketlenme. Son hızda çalışıyor şu anda. %100. 12.000 devir. Bir de öbür tarafa çalıştıralım. Butonu 2 konumuna getiriyoruz. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu sefer sol tarafa doğru dönüyor.
Bir önceki CNC makinemizde Arduino Uno ve CNC Shield kullanıyorduk. Motor sürücüsü olarak da DRV 8125 microstep motor sürücüsünü kullanıyorduk. Bu versiyonda Makerbase MKS DLC 32 bit versiyonu olan CNC kartı kullanıyoruz. Sürücümüz de TMC 2009 sürücü. Bu çok sessiz bir sürücü. Daha öncesindeki o CNC Shield ile çalışmamda motor sürülürken bayağı bir gürültü çıkarıyordu hareket esnasında. Bu kart ve sürücü ile neredeyse sıfır ses çıkıyor. Şimdi size bir örnek göstereyim. Şimdi eksenleri 40 milim sağa ve sola hareket ettireceğim. Çıkan sesi anlamaya çalışın. Bakalım duyabilecek misiniz? Gördüğünüz gibi neredeyse sıfır ses. Çok sessiz sürücüler. Şimdilik bunlar beni idare eder diye düşünüyorum. Çünkü fazla ağır bir çalışma işim olmuyor. Şu an için güncellememiz bu şekilde. Daha sonraki videolarımızda hem ahşapta hem alüminyumda kasayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir performans verecek. Gerçi ahşapta denedim daha önce ama çok memnun kaldım. Alüminyumda hiç denemedim. Onu da deneyeceğim inşallah. Diğer videolarımızda bizi takip edip oluşan örneklemeleri görebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.